AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a ABC gazetesinden Ömer Şahin'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki siyasilere önerilerde bulunan Arınç siyasilere, kavgayı bırakıp barış çubuğu tüttürmeleri, çağrısı yaptı. Önümüzdeki dönem, kavga edenin değil barış yapanın kazanacağını, söyleyen Arınç, bana düşen bir görev olursa ben bunu yaparım şahsen, dedi. Mevcut siyasi üsluptan şikayetçi olduğunu anlattığı söyleşide Arınç, bugün maalesef çok önemli kelimeler çok önemsiz ve özensiz bir şekilde kullanılıyor. Şerefsiz, ahlaksız, haysiyetsiz, çamur, sen şunun, sen bunun çocuğusun vesaire, bu sözler bırakın siyasetçiye bir maga maço erkeğin bile ağzına yakışmayan şeylerdir, dedi. 70'li yıllarda Demirel, Özal, Ecevit, Erbakan, Türkeş'in birbirlerine karşı böyle bir üslup kullanmadığını kaydeden Arınç şu ifadeleri kullandı, onlar da birbirlerine karşı ağır eleştirilerde bulunurlar ama hiçbir zaman saygıyı karşı tarafın kişilik haklarına saldırmazlardı. Özel hayat ve parlamenter hayatlarında birbirlerini rencide etmezlerdi. Bu üslubu halk da benimsemişti. Fakat 1980'e doğru giderken siyasette yaşanan kavgalar katman katman halka da yayıldı. Sokak hareketleri yaygınlaştı. Kötü günleri hatırlatmak istemiyorum ama siyasetin kavgasının halka yayılması tasvip edilemez ifadelerini kullandı. Öte yandan son dönemdeki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, bugünkü gençliğin gönlünü kazanmak, tercihini almak için çok farklı, çok ince çalışmalar yapmak gerekiyor açıklamasında bulundu. Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donata konuşan Cemil Çiçek, bizim dönemimizde parti fikri daha fazla öne çıkıyordu. Partiler açısından siyasete bakıyorduk. Bugünkü gençlik olaylara siyasi partiler açısından bakmıyor. Siyasete karşı bir ilgisizlik var, hatta umursamazlığı var. Siyasete epey mesafeli ya da mevcut siyasi yapıları kendisi açısından kabul edilebilir olarak değerlendirmiyor. Dolayısıyla parti aidiyeti bugünkü gençlerde daha az. Düşüncesini dile getirdi.